Lider Haber'den herkese iyi akşamlar, merhabalar değerli izleyiciler. 1 Mayıs Çarşamba günündeyiz. Bugünün anlam ve önemine istinaden yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ekonomide gündem programıyla an itibariyle karşınızdayız. Evet, bugün işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs. Dolayısıyla gelişmeler yaşandı. O gelişmeleri aktardıktan sonra değerli konuğumuzla günün anlam ve önemine istinaden sorularımı yönelteceğim, cevaplarımı alacağım. Şimdi baktığımızda bugün evet biraz 1 Mayıs gerilime sahne oldu diyebiliriz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısa adıyla DİSK, öncülüğünde Saraçhane'de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Alanda açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim kararını hatırlattı. Bu anlamda da Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Yaşanan arbedede hafif yaralanan polisler olurken bazı vatandaşlar biber gazı nedeniyle fenalaştı. Yine açıklamalar İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Toplam 210 kişi gözaltına alınırken 28 polise yaralandı. Yaralanan polislerimize acil şifalar dileyelim. Yine baktığımızda bu konuyla alakalı bir gelişme daha var ki bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Onu da hemen hatırlatayım sizlere. İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle ulaşımda uygulanan bazı kısıtlamalar saat 16 itibariyle kaldırıldı. Değerli izleyiciler, kararla birlikte trafiğe kapatılan yollardan bazıları ve bazı toplu taşıma seferleri de normale döndü diyebiliriz. Ve gelelim konumuza, gündemimize. Ekonomide gündemde her çarşamba ve salı günleri bazen zaman zaman bizimle oluyor sosyal güvenlik müşaviri Sayın Onur Önal'la birlikteyiz. Onur Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun siz. Bizler deyiz, çok teşekkürler. Yine sizin nezdinizde de bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin bayramını Lider Haber ekranlarından kutlamış olalım. Gelelim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde özellikle işçilerin çalışma hayatındaki sorunlarını sormak istiyorum. Sizinle mağduriyetleri zaten hep konuşuyoruz. Özellikle sizin ziyaretleriniz vardı bu anlamda, mağduriyetlerin giderilmesi açısından hem vatandaşların hem devletin yararına olacak bazı çalışmalarınız vardı. Biliyorum ki bu anlamda görüşmelerinizi gerçekleştirdiniz. Bunlara da değineceğiz ama bugünün anlam ve önemine istinaden neler söylersiniz? Evet. Malumunuz 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramı, yılda bir defa 1 Mayıs'ta tüm iş yerlerinin hani kapalı olması, işçinin bayram yapması gerekirken maalesef birçok iş yeri açık ve işçi bu bayramında da yine tabii bayramını kutlayamıyor ama zorunlu yerlerde hani çalışmak zorunda olan, tatil olamayan işçilere de umarız mesaileri ödenir bugün de çalıştıkları için. Ve umarım da Sosyal Güvenlik Kurumu bu alanlarda denetimini etkinleştirir. Şimdi 1 Mayıs derken 1 Mayıs işçinin alanlarda bir bayram havasında ve taleplerini, işçi haklarını, daha iyi ücret ve çalışma koşullarını dile getirmek üzere toplanırlar. Lakin bugün yine her zamanki gibi İstanbul'da yaşanan olaylarda polise bir mukavemet, polise saldırı, bu bazı illegal örgütlerin işçi maskesi adı altında işçinin, emekçinin alın terini kovalayan bu ülkenin emeklerinin karşılığında hak talep ve bir bayram ilan edilen 1 Mayıs'ı da böyle bu şekilde provoke etmeleri, bunların da özellikle sendikaların bunlara müsaade etmeleri ve seyirci kalmaları, şu an 1 Mayıs'ta dile getirilmesi gereken işçinin ücreti mi, işçinin hakları mı, emekli olduklarında ne kadar maaş alacağı mı, emekli maaş oranlarındaki yapılması gereken düzenlemeler mi, yoksa taksim mi? Yani şimdi mesela Saraçhane'de toplanınca işçinin sesi duyulur da duyulmaz da, Taksim'de toplanınca mı bu işçinin sesi duyulur? Yani doğru yanlış, hükümet sonuçta Taksim'de gösteri yapılmasına ve İstanbul Valiliği izin vermemiş. Vermiyor. Böyle bir karar almış. Biliyorsunuz 1977'de Taksim'de yaşanan o kanlı
1 Mayıs. Daha sonra özellikle Taksim'le ilgili böyle bir sınırlamalar söz konusu oluyor. Ve Taksim bildiğiniz üzere İstanbul'un göbeği. Geçmiş zamanda da 2013'te gezi olaylarıyla anılan bir Taksim'den bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu Taksim'deki zaten İstanbul'un o kalabalık trafiği, zaten İstanbul'un tam merkezi yerlerde Taksim'e çıkan yolları ve orada işe gitmek durumunda olan işte esnaflar, ticari, vatandaş, halk o güzergahtan geçmekte olan ve biliyorsunuz merkez olduğu için işte turist de bir yer. Bütün herkesin İstanbul'u dolaşmaya gelenlerin de hani gezebildiği ilk uğrak yerlerinden birisi. Şimdi niçin işçi haklarını, emekli maaşını konuşmuyorsunuz, işçi ücret haklarını konuşmuyorsunuz da sürekli gündeme Taksim'le getiriyorsunuz işçinin haklarını ve milyarlarca lira maaş alan sendika ağaları ve sınırsız sendikalardan sınırsız ödenekleri kullanabilen bu sendika ağalarının da yani böyle asgari ücretli işçi ya da üzerindeki biraz işçi böyle savunmaları da artık bu ülkede çok komik geliyor. Bence ülkede işçilerimizin ve sendika elbette gereklidir, örgütlü sendikalar. Ama sendika işçinin hakları ve ücretleri konusunda, çalışma şartları konusunda iyileştirme yapabilmek için hükümetle diyalog halinde, evet yeri geldiğinde kanunlara uygun bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde miting ve hak arama mitingleri de yapabilirler. Evet. Ama siz her 1 Mayıs işçi bayramını Taksim'e çıkıp çıkmamayla Taksim konusunda kilitlemek bu yasa dışı illegal örgütlerin de ve provokatörlerinin de sahaya saldığı provokatörlerle bugün gördük. Nihayetinde oradaki polisler de birer emekçi, memur ve işçidir. Ne denirse, irade ne derse hükümet iradesi polis görevini yapıyor. Orada polise saldırmak, vurmak, işte kaç tane polis yaralanmış. Bu işçi bayramı değildir. Bunu belirtelim. 28 polisimiz yaralandı. Onur Bey hatta bir problem mi oldu yönetmenim? Tamam Onur Bey tekrar bir bağlantı yapalım. Ben yine haberleri aktarmaya devam edeyim. Bugün 1 Mayıs ve Emek ve Dayanışma Günü dedik ki Onur Bey'le de onu konuşuyorduk. Tam o sırada bağlantı kesildi. Evet değerli izleyiciler, İstanbul'da 1 Mayıs gerilime sahne oldu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK öncülüğünde Saraçhane'de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı'na yürümek istediler. Alanda açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim kararını hatırlattı. Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Ve yaşanan arbedede de hafif yaralanan polisler olurken bazı vatandaşlar biber gazı nedeniyle fenalaştı. Onur Bey tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Bulduk, geliyoruz. Evet, tam bu konuyu konuşuyorduk. Evet, 28 polisimiz yaralandı. Buna değiniyordunuz. Evet. Buyurun devam edin. Yani bu işçilerimizin, emekçilerimizin artık bu bayramlarını bir bayram havasında böyle provokatörlerin devlet ve millet düşmanlığı ile bunları aralarına işçi maskesi adı altında karıştırmamaları, bunlara müsaade etmemeleri gerekir diye düşünüyorum ve bu vesileyle bu ülkenin şu anda mağduriyetlerine de uğraştığımız, çocuk yaşta çalıştırılan, sigortalarınız başladı diye kandırılan ve ondan sonra da haklarını talep ettiğinde siz öğrenim görmüşsünüz, öğrencilik yapmışsınız diye karşılığında açıklamalar yapılan. Sizin patronunuz yok, siz öğrenim gördünüz, sizin patronunuz yoktu söylemleri oldu. Evet. Evet. Tüm çocuk yaşta çalışan ve hala da devam eden, çocuk yaşlarında staj ve çıraklık gören tüm işçilerimizin ve bu ülkenin bu manada kandırılmış çocuklarının da 1 Mayıs'ını canı gönülden kutluyorum. Evet, çok teşekkürler. Şimdi mağduriyetlerle madem devam ediyoruz, konuştuğumuz konular haliyle staj ve çıraklık mağduriyetleri olsun,
diğer mağduriyetler de var. Sizin çalışmalarınız var. Bu anlamda nasıl ziyaretler gerçekleştirdiniz ve netice itibariyle hangi aşamadasınız? Evet. Şimdi biz Staj ve Çırak mağduriyetinin bu Bağkur'da 7200 prim indirimi vardı biliyorsunuz hükümetinde müjdeledi. Fakat bir yandan gerçekleşmedi. Bağkurlu küçük esnaf beklerken ve Bağkur tescil mağdurları ve emekli maaşlarıyla ilgili komple bunlarla ilgili hazineye bir kuruş yükü olmadan sosyal güvenlik, çünkü bunları yapabilmemiz için sosyal güvenlik kurumunun prim gelirlerini arttırmamız gerekiyordu. Stajyer ve çıraklarda şu an stajyer ve çıraklar ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bunlara işveren bir prim de ödemiyor. Evet. Asgari ücretin üçte biri maaş ödeniyor. Ve her zaman daha geçen yayınlarda da söylediğim üzere bunların gerekirse üçte biri o maaş ödemeyi sigorta primlerini işveren yatırsın diye bir öneri girdik ve bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yılda 80 milyar TL prim geliri elde edeceğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 70 milyara yakın bu kısa vadeli sigorta kolu denilen saçmalığı ödemek durumunda olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde kalacak diye söyledik. Şimdi bunlarla ilgili daha öncelerinde işte SGK Başkanlığımızı, Bakanlığımızı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımıza da vermiştik. Biz 23 Nisan'ın olduğu geçen hafta randevular sağlanıyordu. Fakat 23 Nisan'dan dolayı bir hafta 10 gün ertelenmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu önümüzdeki işte 3-5 gün içinde bu gerekli makamlara bu raporlarımızın mutlaka Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınmasını, bu ülkede çözülmeyecek emekli maaşları da dahil bir tane mağduriyet yok. Fakat şu var, şimdi hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sürekli bunların maliyetiyle ilgili gidiliyor. Ve dolayısıyla ülkenin şu andaki bulunduğu durumda mali disiplin uygulanırken bir deprem bölgesine hala 850 milyar TL 11 ilin imarı ve oradaki hala çadırda yaşayan depremzedelerimizin bir kalıcı konutlara erişmesi için, dolayısıyla o şehirde yaşamın 11 tane ilde yaşamın normale dönmesi için 850 milyar TL para lazım. Doğal olarak da şu anda hükümet kaynaklarının çoğunu buraya doğru ayırıyor. Şimdi bu sosyal güvenlikle ilgili bu mağduriyetlerde SGK şu anda EYT'nin çıkmasıyla birebir başa baş seviyede olduğu için, yani prim gelirleriyle ancak maaşları ve sağlık harcamalarını yaptığından dolayı, dolayısıyla bu mağduriyetleri giderdiğimizde hazineden ilave bir paraya ihtiyaç olacak ki SGK'nın ödemelerini yapması için. O zaman bu da şu anki şartlarda mümkün olamadığından, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı, o zaman bunları yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirini elde arttırmak gerekiyordu. Bizim verdiğimiz stajyer ve çırak mağdurları için verdiğimiz raporlarda bırakın bir maliyeti olmayı, bu mağduriyetleri gidermekle beraber giderdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu artı 80 milyar TL gelir elde edecek. Bağkur'la ilgili 58 milyar Bağkur 7200 prim günü indirimiyle 9000'den 7200'e indiğinde 1800 gün dolayısıyla SGK prim elde edemeyecek. Yani buradaki çalışmanızı tekrar hatırlatır mısınız? En az 10 kişi çalıştıran şirketlerin bunlarla ilgili şöyle tekrar hatırlatmamızda fayda var diye düşünüyorum. Buyurun. Bir, çünkü şimdi geçen programımızda da bahsettim. İş dünyası maalesef stajyer ve çırağı ucuz iş gücü olarak çalıştırdığı gibi beyefendilerin şu andaki talebi, efendim işte stajyer ve çırak bulamıyoruz. İşte bunun üçte bir asgari ücret maaş ödeniyor. 5600-5700 lira. Bunu çıkartın. Örnek veriyorum. 10.000 TL yapın. Bunu da devlet ödesin. Buna destek verin daha fazla diyor. Yani ben 10.000 liraya çıkartayım da ben ödeyim yok.
Zaten sigorta primi de ödemiyor. Şimdi bunlar bu şekilde devlet bunlara stajyer çırak iş gücünü teşvik edip bunlara ucuz iş gücü sağlayacak. Bu gariban çocuklar, bu ülkenin gariban çocukları bunların iş yerlerinde ucuz iş gücü olarak çalışacak. Ama beyefendiler sermayelerine sermaye kattıkça beyefendilerin kendi çocukları da İngiltere'de, Amerika'da okuyacaklar. Yok böyle bir dünya. Bizim verdiğimiz raporda şunu söyledik. 2014'te çıkan kanunla stajyer ve çıraklara asgari ücretin 1/3 maaş ödemesi hususunu kanunlaştırdınız. O zaman bizim de söylediğimiz şu. Gelin 5.600-5.700 lirayı ödemeyin. Ama stajyer ve çırağın sigorta primlerini uzun vadeli sigorta prim olarak kabul edin ve bunu da işveren ödesin. 5.600-5.700 TL o çocuğa para vereceğine 2-3 aylık stajında sigortasını yapsın, tam olarak ödesin. Ve en az 10 işçi çalıştıran bir KOBİ her 10 işçi için bir tane stajyer ve çırak istihdam etmek zorunda kalsın. Evet. Bu şekilde kanunlaştıralım. Beyefendiler, eğer stajyer ve çırak bulamamaktan, zanaatkar bulamamaktan şikayetçiler, sevgili iş dünyası, şimdi artık o eski bundan 20-30 yıl önceki sosyal toplum yok. Yani o zaman gariban çocukları size ucuz iş gücü olarak verip de eti senin kemiği benim diye 13-14 yaşındaki çocukları böyle ucuz iş gücü olarak kullanamazsınız. Artık toplum olarak da sosyolojik olarak da bu bilgi çağında daha da bilinçlendi. İnsanlar size çocuklarını sigortasız, hiçbir güvencesi yokken çalışıp çalışıp bir gün bile prim kazanamadığı bir duruma size stajyer ve çırak olarak göndermezler. Çocuk garsonluk yapsa hem sigortası oluyor hem sizden daha yüksek ücret alıyor. Evet. Niçin gelsin size stajyer ve çırak olarak, zanaatkar olarak yetişsin? Hani bununla ilgili teşvikiniz ne? Ve bu çocukları stajyer olarak alıyorlar. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu da zaten biliyor, tespit etti. Şimdi düşünün Nurdan Hanım. Bir firma her staj döneminde 3-4 aya bir 30, 40, 50, 100 taneye kadar stajyer alıyor. Bunlar bitiyor, tekrar ondan sonra bir stajyer daha alıyor. Peki bu stajyer çocukların içinden hiçbir tane senin işine yarayacak, normal ücretli ve sigortalı çalışacak hiç kimse yok mu? Staj süresi bittikten sonra işe almıyorlar ama. Sen bazı kurumlarda evet. Alınıyor ama. Yani hani siz de takip etmişsinizdir. Ya belki devede kulaktır ama neticede hani staj yaparken beğenilip sonrasında işine devam eden çok kişi de vatandaşımız var. %99'u böyle. Şimdi hal böyle olunca burada stajyer ve çırağın artık ucuz iş gücü olarak kullanılmaya sağlayan, imkan veren bu kısa vadeli sigorta prim kolu saçmalığında hemen derhal bunu kanunla değiştirmeli ve bu stajyer ve çıraklar ne kadar staj ve çıraklık süresi varsa burada normal işçi gibi çalışıp prim kazanabilmeli. Bu primi de işveren ödemeli. Ha burada işverene yine yükü yok. Asgari ücretin 1/3 maaş ödeme yükümlülüğü olan zaten işverene bizim teklifimizde diyoruz ki tamam bunu ödemesin. Stajyer zaten buna razı. Siz 2 aylık, 3 aylık staj döneminde 5.600-5.700 TL'yi ödemeyin. 6.500 lira sosyal güvenlik primini ödeyin. Dolayısıyla da SGK buradan prim geliri kazanacak. Ve bu mağduriyetin maliyeti de çok üstünde karşılandığı için dolayısıyla stajyer ve çıraklar şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu ülkede avukat staj yapıyor, öğrenim görmüş denmiyor. O staj sürelerini borçlanıp o fiili hizmet, prim hizmet gününü kazanabiliyor. Maliye müşavir staj yapıyor. Doktor, intern, öğrenci oluyor. Bunlar öğrenim görmüş olmuyor. 4 yıl sanayide 13-14 yaşında çıraklığa gitmiş. Ya da örnek veriyorum. Mesela ben burada Antalya'dayım. Turizm sektöründe. Evet. Okullar geliyorlar, turizm lisesindeki çocuklar turizm sektörüne. Stajyer öğrenci veriyorlar.
Bu çocuklar da 3 ay boyunca yazın diğer işçiler gibi o yaz sıcaklarında çalışıyorlar. Otelde garsonluk, barmenlik yapıyorlar. Temizlik yapıyorlar. Ama bunlar bir gün prim kazanamıyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Şimdi siz bunun nasıl öğrenim görmüş diyebilirsiniz. Bu öğrenim görmek mi sadece? Yani çalışmıyor. Peki avukat avukatlığını öğrenirken öğrenim görmüş olmuyor. Mali müşavir staj yaparken mali müşavirin yanında mesleği öğrenmiş olmuyor. Evet, meslek öğreniyorlar. Adı üstünde staj. Peki niye onlarınki normal çalışma gibi sigorta prim kabul ediliyor? Yeni mezun, intern öğrenci uzmanlık yaparken hastanede çalışıyor. Normal uzmanlık öğrenirken bir yandan doktorluk yapıyor. Hem devletten maaş alıp hem prim günü kazanıyor da. Niye sadece bu meslek lisesi çıkışlar ve çıraklık okullarındaki çocuklara öğrenim oluyor? Yani meslekler arasında da bir hakkaniyetsizlik söz konusu, öyle mi diyorsunuz? Şöyle bir şey var Nurdan Hanım. Eğer bir kişiye siz öğrenim görmüyor dediğiniz kişiye madem çalışmadığını kabul ediyor, öğrenim görüyorsa niye o zaman sigorta dosyası açıp da sigorta numarası veriyorsunuz, iş kazası ve iş mesleği sigortası yapıyorsunuz? Şimdi normal liseye giden, üniversiteye giden, normal üniversitelere giden, staj mecburiyeti olmayan bölümlerde öğrenci giderken sen ona iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapıyor musun? Öğrenim gördü diye. Öğrenim gören öğrenciye sigorta yapılır mı hiç? Bunu çalıştığı için. Ha ondan sonra bu çıraklar ve stajyerler iş kazasına uğrandığında ne oluyor? Öğrenim mi görmüş oluyorlar? Peki öğrenim gören çocuklar, normalde öğrenciler iş kazasına uğrar mı? Demek ki çalışıyor ki iş kazasına uğruyor. Sen şimdi iş kazasına uğrayan, sigorta dosyası açtığı, meslek hastalığı ve iş kazası sigortası diye kısa vadeli sigorta prim saçmalığını yaptığı o sigortaya, sigorta koluna, çalışanı, çalıştığını bir fiil bildiğin öğrenciye öğrenim görmüş diyemezsiniz. Zamanında 3308 sayılı kanun yapılırken niçin yapılmıştı? Eğer biz stajyer ve çırak göndeririz, işveren de bunun sigortasını ödemez. Dolayısıyla staj ve çırak yapacak iş yeri bulamaz 1987 yılında. O zaman bunları da ne yapalım? İşte bari biz kısa vadeli sigorta kolu yapalım. İş kazası geçirirse hiç olmazsa bu hakları olsun diye. Evet. Peki bu kanunu yaparken çalıştığı süreç zarfında işveren primini ödemez, dolayısıyla da stajyer kabul etmez diye bu kanunu kısa vadeli olarak uydurdunuz. Şunu deselerdi, 1987'de 3308 sayılı kanun çıkarken evet bunlara normalde prim işlemez ama ilk sigorta başlangıçları, girdikleri tescil tarihi uzun vadeli sigorta prim kolu olarak kabul edilip emeklilik hizmet hesabından sayılır deselerdi bir şey yoktu. Bugünkü mağduriyetler çıkmazdı. Ama bu ülkede maalesef düşkün bürokratların yaptığı masa üzerinde kendilerini kurtarmak ve mevcut hükümetlere yaranmak adına vatandaşın bu haklarını mağdur ede ede yapılmış düşkün bürokratlar, bazı düşkün bürokratlar maalesef bu mağduriyetleri ülkedeki şu andaki sosyal güvenlik mağduriyetlerinde masa başında meydana getirmişlerdir. Ha şimdi olan olmuş. Geçmişi konuşmaya gerek yok. Bizim buradaki amacımız karanlığa, sosyal güvenlik müşavirliği olarak da karanlığa bir mum yakmak. Evet. Dolayısıyla aydınlatmak. Bunu da hükümetimizle bir diyalog halinde, ki bu diyaloglar devam ediyor, verdiğimiz raporlarla bu mağduriyetlerin hazineye bir kuruş yükü olmadan sosyal güvenlik kurumunun primlerini arttırıcı bir şekilde yaptığımız bu çözüm önerileriyle biz çözüleceğine inanıyoruz. İnşallah tüm bu mağduriyetler biter. Ülkemiz bunların, bu mağduriyetlerinde, deprem felaketlerinde üstesinden gelebilecek ekonomik büyüklüktedir. İnşallah bu mağduriyetler bittiğinde önümüzdeki 1 Mayıs'lara da mağduriyet olarak değil de sadece işçi bayramı olarak kutlarlar bu işçi ve emekçilerimizde. Evet. Daha çok konuşacağımız konular olacak. Haliyle o temaslarınızı, izlenimlerini zaten alacağız. Dileriz ki onurlu mücadele adını verdiğimiz bu mücadelemizde güzel haberler alırız sizden. Buyurun, son sözlerinizi alayım, kapatalım sonra. Evet, dolayısıyla ben tüm
sosyal güvenlik mağduriyeti yaşayan mağdurlara, bakın taleplere demiyorum, mağdurlara. Şimdi her beklenti ve talep mağduriyet değildir. Mağduriyet olmasını sosyal güvenlik mevzuatı ve kanunları belirler. Mağdur olması için bir hakkın, var olan hakkın elinden alınması ve geriye dönü işletilmesi mağduriyettir. Bunun dışındakiler de bir taleptir. İnsanlar kendi şartlarıyla ilgili devletine talepte bulunabilirler. Gerçekleşir, gerçekleşmez o başka bir şey. Ama mağduriyetlerin mutlaka çözülmesi gerekir. Evet, Şimdi bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutladığımız bu günlerde böyle mağduriyetler artık bizim ülkemize yakışmıyor. Böyle mağduriyetler gerçekten Türkiye gibi G20'nin içinde dünyanın 13. büyük ekonomisine sahip bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmıyor. Dolayısıyla bunu da tüm mağdur kitlelere buradan sesleniyorum. Bunun yolu hükümetle diyaloğa geçmektir. Bunun yolu hükümetle akılcı çözümlerle diyalog halinde bulunmaktır. Ve son sözlerimi söylerken şunu söyleyeyim. Çalışma Bakanlığı tüm sendikaları da böyle bazı sivil toplum örgütlerinde topladığı bir çalıştay yapıldı. 5 yıldır yapılmıyordu. Bu çalıştayda sendikalar genelde işte memurun 3600 ek göstergesi, efendime söyleyeyim bilmem işte emekli maaşı, şu bu bilinen kamuoyundaki herkesin konular. Şimdi hükümetin çalıştayda ve çalışma hayatına ilgili yapmak istediği çalışmalar var. Yapmak istediği değişiklikler var. Bunların bir kısmını konu başlığı olarak biliyoruz. Fakat içeriklerini hala netleşmedi, kamuoyuyla paylaşılmadı. Şimdi burada bu çalıştaylardan eğer bir çalışma bakanlığı çalıştay yapıyorsa bu sosyal güvenlik mevzuatı çerçevelerinde olmalıdır. Ama bizim sendikalar şu şovlardan bir bıkmadılar. Bizim sendikalar şov yapmaktan kameralar önünde bir bıkmadılar. İşçi maaşı da ek göstergede. Peki ek göstergeden başka bu ülkede bir sosyal güvenlik mağduriyeti yok mu? Evet. Yani bir memurun ek göstergesi mi var bu ülkede, bir sorun? Toparlayalım Onur Bey. Yani ne olacak? Herkesi aynı ek göstergeye getirdiğinde bir başarı mı sağlamış olacaksınız? Sizin memurlarınızın 99 öncesi SSK çalışmalarından dolayı ne kadar mağduriyet yaşadığını biliyor musunuz? Her kesime varken askerlik borçlanmasıyla geriye çekilmenin memur için uygulanmadığını biliyorsunuz. Evet. Bunları dile getirmek yerine, sosyal güvenlik mevzuatlarını dile getirmek yerine, ek göstergede ek gösterge, ek göstergede ek gösterge, başka bir bildiğiniz yok mudur sizin? Başka dile getireceğiniz bir mağduriyet yok mudur? Yani her şey kameraların karşısına geçtiğinde, Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı geldiğinde, selfiler yapıp da çalışma hayatındaki programımıza katıldık. Sonuç? Mesela kıdem tazminatını konuştunuz mu? Hükümetin kıdem tazminatı fonu getirmek istediğini, buradaki sakıncaları konuştunuz mu, sordunuz mu? Siz çalışma hayatında bir kıdem tazminatı fonu kurulmasını istiyorsunuz. Buradaki çalışmanız nedir? Kıdem tazminatını nasıl düzenlemek istiyorsunuz diye bir sual yönettiniz mi Sayın Bakan'a? Evet. Haftaya konuşalım tekrar bunları Onur Bey. Evet. Yollarca işçinin kıdem tazminatı daha önemsiz mi? Yani demek istediğim bu sosyal güvenlik mağduriyetleri konusunda da Nurdan Hanım, bir hem bu sendika cehaleti hem de bir siyasi cehalet yaşıyoruz. Siyasi partiler eline mikrofon alıyor. Evet. Efendim, atanamayan öğretmenler, ehliyet affı bekleyenler, vay cezaevinden infaz düzenlemesi bekleyenler, işte staj çıraklık mağduriyeti emekliler. Şimdi ben size soruyorum. Staj çırak mağduriyetiyle, Bağkurların tescil mağduriyetiyle ehliyet affının ne alakası var? Evet. Efendim, bunlar bir platform kuruyorlarmış, hepsi kuracaklar. Herkes bir ağızdan dile getirmekmiş. Evet.
Ne yapacak? Haftaya konuşalım tekrar Onur Bey. Süremizi aşmış bulunduk. Çok konuşacağımız çok konu var. Dediğim gibi sizin ziyaretlerinizle de netice kazanacağız inşallah. Bu anlamda konularımızı konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Kolaylıklar. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün de 1 Mayıs gününde işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs gününde değerli konuğumuz Sosyal Güvenlik Müşaviri Sayın Onur Önal'la değerlendirmelerimizi yaptık. Özellikle işçilerin çalışma hayatındaki sorunlarını, mağduriyetlerini tartıştık. Bugün yine tabii ki anlam ve önemine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi. Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.